var lastiği ve düzgün olmayan araçları otoyola alamıyoruz. Buradan en kötü tehlike devam edelim. Salı günü Gaziantep'te başlayan ve 20 saat aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş, binlerce insan yollarda mahsur kalmıştı. Saatler sonra kurtarılmıştı. Bugün ikinci dalga uyarısı yapıldı. Kar yağışı bugün başlayacak ve cuma gününe kadar devam edecek. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmaması için de gerekli önlemler alınmış durumda. Özellikle otoyolda herhangi bir sorun yaşanmaması için yoğun şekilde önlem alındı. Polis ekipleri de otoyol girişinde tüm araçları tek tek durdurup kış lastiği takıp takmadıklarını ya da zincirlerinin bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. Eğer bu iki özellik yoksa araçlarınızda gidişinize izin verilmiyor ve polis ekipleri kış lastiği ya da zincir olmayan araçların geçişine izin vermeyerek yeniden şehre dönmesini istiyor. Polis ekipleri yoğun önlem almış durumda ve ilerleyen saatlerde başlayacak olan kar yağışı içinde gerekli tüm önlemler almış durumda. Yüzlerce araç ve binlerce personel herhangi bir sorun oluşmaması için hem otoyolda hem şehir merkezinde gerekli tedbirler alıp hem tuzlama hem de karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Hepimizin bildiği 18 Ocak itibariyle kar yağdı. Yaklaşık olarak yarım metre bir kar yağdı. Bu yarım metre kar Gaziantep'in kış döneminde aldığı bütün kar miktarı kadar. Onunla ilgili ulaşıma kapanan il yollarımız oldu, otoyollarımız oldu. Şu an itibariyle yolların tamamı ulaşıma açık. Aynı şekilde yeni kar beklentimiz var. İçişleri Bakanlığımızın bu anlamda bir genelgesi var. Kriz yönetim merkezlerimiz olayın ilk anından beri görevini yapıyor. Şu an itibariyle de sorun olabilecek bütün her yerde gerek insan gücü olarak gerek makine olarak görevimizin başındayız. Doğum yapacak, doğum bekleyen hemşehrilerimizden 75 tanesini otellerimize ve hastanelerimize şimdiden misafir ettik. Kırsal kesimde yaşayıp da yolun kapanma ihtimaline karşı onlardan bugün ve yarın doğumların gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Aynı şekilde emniyet 24 saat görevinin başında, jandarma 24 saat görevinin başında, AFAD ekiplerimiz olayı koordine ediyor görevinin başında. Yolda olabilecek aksaklıklarla ilgili kumanya başta olmak üzere bütün hazırlıklarımız hazır. Yatması gereken kişilerin otel ve benzeri yerlerde konuklama testlerinde konaklatacağız. Belediyelerimiz kendi alanında çalışıyorlar. Şu an itibariyle çok şükür sıkıntılı bir bölgemiz yok. Sıkıntılı bir vatandaşımız yok. Çalışmalar devam ediyor. Ara ara yağıyor ama şiddeti çok az. Muhtemelen ilerleyen saatlerde biraz daha artacaktır. Salı günü tabii tırlar kaza yapınca, yan yatınca otoyol başta olmak üzere ana yollardaki araçlar yolda kaldılar. Yine aynısı olabilir ama o bölgelerde çekicilerimiz hazır duruyor. Daha az etkileneceğini, daha az süre kapalı kalacağını planlıyoruz. Ama en olumsuz senaryolara da hazırız. Mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istirham ediyorum. Trafiğe çıkanların mutlaka kar lastiği olsun, zincirleri olsun. 18 Ocak'taki trafiğin aksamasının en önemli sebeplerinden biri de araçların lastiklerinin uygun olmaması. Bundan dolayı yolda kalmaları, kaza yapmaları. Buna dikkat ederlerse memnun oluruz. Ayrıca çatılarda çok sayıda, çok miktarda kar birikti. Bunu olabildiğince çabuk temizlemeleri, temizlenmiyorlarsa da çatıları eğer statik anlamda sıkıntılıysa mümkünse geçici süre kullanmamalarını istirham ediyorum. Thank you.
İyi günler beyefendi, hoş geldiniz. Ehliyetinizi görebilir miyim? Kar lastiğiniz olumsuz. Bilginiz var mı? Valilik kararımı gereğince bilgisiz ve kar lastiği olmayan araçları otoyola alamıyoruz. Değil sensiz tekrar çevirdiniz. Buyurun devam edelim. Buradan şehir dışına dönün.